Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 55, 56, 57 ve 58. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 2. ünitemizi değerlendirelim. Hac ibadetinin dinimizdeki önemini ayet ve hadislerle açıklayınız. Ayet Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Hac veya umre vazifesini tamamlamaktan herhangi bir özür nedeniyle alıkonursanız Kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar tıraş olmayın. Sizden kim hasta olur ya da başında bir şikayeti olur ise fidye olarak oruç tutması, sadaka vermesi veya kurban kesmesi gerekir. Engeller kalkıp emniyete kavuştuğunuz zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanmak isterse kolayına gelen bir kurban kessin. Kurbanı bulamayan da 3 günü hacda 7 günü de döndükten sonra olmak üzere tas tamam 10 gün oruç tutsun. Bu fidye ailesi Mescid-i Haram mıntıkasında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah cezası çetin olandır. Hadis Ebu Hümeyre anlatıyor. Allah'ın elçisi bize konuşma yaptı ve ey insanlar Allah size hacı farz kılmıştır. Hac buyurdu. Bir sahabi ey Allah'ın elçisi her yıl mı diye sordu. Peygamberimiz sukut etti cevap vermedi. Sahabi sorusunu üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer evet deseydim her yıl haç yapmak farz olurdu. Buna gücünüz yetmezdi cevabını verdi. Ayet ve hadiste belirtildiği üzere hac ibadeti farz bir ibadettir. Yine affedilmeyen bazı günahların Arafat'ta affedileceği ve Büyük sevaplar içerdiği herkesçe bilinir. Ayrıca hac yapanlar orada çok farklı bir atmosfer olduğunu söyler ve herkes oraya ayrı bir ilgi duyar. Haccın insan davranışları üzerinde ne gibi etkileri vardır? Hac sabretmeyi ve günahların affını sağlayan çok büyük bir ibadettir. Ancak insan ne yaparsa yapsın, hangi ibadeti yaparsa yapsın, kendi günahlarından dönmedikçe ve tövbe ederek kendini düzeltmeye çalışmadıkça, aynı günahları yapmaya devam edecektir. Onun için haccı da giderek aynı zamanda günahlardan dönmeli ve iyi bir insan olmaya niyet ederek hayatımıza devam etmeliyiz. Hac nasıl yapılır? Mikat yerinde boy abdesti veya namaz abdesti aldıktan sonra kerahet vakti değilse iki rekat ihram namazı kılınır. Hac yapacak olan kişi Allahümme inni ördü hacce fe li ve tekabel hü minni Allah'ım senin rızan için hac yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle diye niyet eder. Daha sonra telbiye getirilir. Erkekler bütün giysilerini çıkarıp iki peşme, peştemala örtünür. Kadınlar ise normal giysileriyle ihrama girer. Yalnız yüzlerini örtmezler. Daha sonra Kabe'nin etrafında Hacerül Esvet'ten başlayarak tavaf yapılır. Safa merve tepeleri arasında say ibadeti yapılır. Kurban bayramı arefesinde öğleden sonra Arafat'ta vakfe yapılır. Aynı gün güneş batınca Müzdelife'ye Müzdelife gidilir. Burada akşam ve yatsı namazları birleştirerek kılınır. Bayram sabahına kadar Müzdelife vakfesi yapılır. Bayramın birinci günü Mina'da şeytan taşlanır ve daha sonra kurban kesilir. Kurban kesildikten sonra burada taş, taş ola tıraş olarak ihramdan çıkılır. Daha sonra farz olan ziyaret vakti tavafı Kabe'de yapılır. Bu şekilde ihramdan çıkılarak haç tamamlanmış olur. Kurban ibadetinin toplumsal dayanışma ve birlik açısından önemi hakkında bilgi veriniz. Kurban ibadeti bulunmaz bir beraberlik ve paylaşma alanıdır. Kurban günü insanlar kurban keserek kesmeyen ve durumu iyi olmayan insanlara yardım edebilmek için kurban eti dağıtırlar. Yine belki hayatlarında bazı kereler et gören Afrika gibi fakir halka göndererek onları mutlu etmektedirler. Bu paylaşma insanlar arasında sevgiye neden olmaktadır. Yine o gün etli yemekler yapılarak misafirlere ikramda bulunulması da birlik beraberliğe katkı sağlar. Hac kimlere farzdır? Hacın farz olmasının şartları. Akıl sağlığı yerinde ve ergenlik yaşına gelmiş olması, özgür olması, haca gidip gelecek maddi güce sahip olması, Hac'a gitmesine engel olacak bir sağlık probleminin olmaması. Hac'a giderken kullandığı yolun güvenli olması. Hac'ın farzları, ihram, Kabe'yi tavaf, Arafat'ta vakfe. Yeryüzünde ibadet amacıyla inşa edilen ilk mabettir, Müslümanların kıblesidir. Beytullah adıyla da anılır. Yukarıda belirtilen yer neresidir? A. Arafat B. Kabe C. Mina D. Müzdelife B. Kabe doğru cevap Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Hac sünnet umre farzdır. B) Hem hacda hem umrede Kabe tavaf edilir. C) Hac belli bir zamanda yapılır, umre ise her zaman yapılabilir. D) Hac umre ibadeti ihrama girilerek yerine getirilir. A şıkkı hac sünnet umre farzdır yanlıştır. Hac ibadeti sırasında vakfe aşağıdaki mekanlardan hangisinde yerine getirilir? A. Arafat'ta B. Kabe'de C. Mina'da D. Müzdelife'de A. Arafat'ta Hz. İsmail aşağıdaki peygamberlerden hangisinin oğludur? A. Hz. Yusuf'un B. Hz. Musa'nın C. Hz. Salih'in D. Hz. İbrahim'in D. Şıkkı Hz. İbrahim'in Hac ibadeti esnasında Zilhicce ayının 9. gününe rastlayan Arife günü öğle vaktinden Kurban Bayramı'nın ilk günü Güneş doğuncaya kadar Arafat'ta bir süre beklemeye ne verilir? A. Say B. Şat C. Tavaf D. Vakfe D. Şıkkı Vakfe doğru cevap Aşağıdakilerden hangisi kurbanla ilgili yanlış bir bilgi içermektedir? A. Kurban Allah'a yakınlaşmak ve onun rızasını kazanmak amacıyla kesilir. B. Kurban etinin bir kısmı fakir ve muhtaçlara verilir. C. Kişi kestiği kurbanın etinin bir kısmını satabilir. D. Kurban bayramının 1, 2 ve 3. günleri kurban kesilebilir. C. Şıkkı. Doğru cevap. Hac esnasında sık sık okunan duaya neyat verilir? A. Rabbena. B. Sallibarik C. Tahiyyat. D. Telbiye. D. Şıkkı. Telbiye. Doğru cevap. Hacı adayları şeytan taşlama görevini ve kurban kesme ibadetini nerede yerine getirirler? A. Arafat'ta. B. Kabe'de. C. Mina'da. D. Müzdelife'de. C. Mina'da. Doğru cevap. Hac ya da umreye niyet eden kişinin diğer zamanlardan helal olan bazı fiil ve davranışları bu ibadetlerin esaslarını tamamlayıncaya kadar kendine haram kılmasına denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir? A. Vakfe durmak. B. İhrama girmek. C. Say yapmak. D. Tavaf yapmak. B. İhrama girmek. Aşağıda verilen cümlelerden boş bırakılan yerleri yay ayraç içerisindeki ifadelerden uygun olanlarla tamamlayınız. Arafat'ta vakfe yapmak ve Kabe'yi tavaf etmek haccın farzlarındandır. Bir dileğin gerçekleşmesi şartına bağlı olarak kesilen kurban adak kurbanı denir. Yeni çocuğu dünyaya gelen birinin Allah'a şükretmek maksadıyla kestiği kurbana akika kurbanı denir. Mekke'de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında haccın gereklerinden biri olan say yapılır. İhram, hac veya umre esnasında kişinin diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları bir süre için kendine haram kılmasıdır. Tavaf ederken Kabe'nin etrafında bir kez dövmeye şart, şaft denir. Tavafa başlarken Kabe'nin duvarından bulunan Hacerül Esvet adlı taşın bulunduğu yerden başlanır. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına değil, yanlış olanların başını iyi yazınız. Dinimize göre imkanı olan, olanların her yıl hacca gitmesi zorunludur. Yanlış. Kurban keserken besmele çekip Allah'ın adını anmak zorunludur. Doğru. Küçük baş hayvanları bir kişi, büyük baş hayvanları ise yedi kişi ortak kurban edebilir. Doğru. Tavuk, horoz gibi kümes hayvanları kurban olarak kesilemez. Doğru. İslam kültüründe günümüzdeki şekliyle kurban ibadeti Hz. Musa'ya dayandırılır. Yanlış. Hacda şeytan taşlama görevi Arafat'ta yerine getirilir. Yanlış. Kabe'yi Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail inşa etmiştir. Doğru. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz diyor. İslam dininde zengin Müslümanlara farz olan ibadetlerden biri hac. Haccın farzlarından olan vakfenin yapıldığı yer Arafat. Kabe'nin güneydoğu köşesinde bulunan ve tavafın başlangıç noktası olarak kabul edilen siyah taş Hacerül Esvet. Hacca gidenlerin giydiği iki parçadan oluşan dikişsiz beyaz giysi İhram. Hacı adaylarının say yapmak yapmaya başladıkları tepe Safa. Hac sırasındaki Kabe'nin etrafında 7 kez dön, dönmek tavaf. Arefe günü Arafat'ta yerine getirilen hacın farzlarından biri vakfe. Safa ile Merve tepeleri arasında 7 kez hızlı adımlarla gidip gelmek say. Hazreti İsmail zamanından beri var olan Kabe'nin yanındaki kutsal su Zemzem yılın herhangi bir zamanda ihramlı olarak Kabe'ye tavaf etmek, Safa ve Merve tepeleri arasında say yapmak suretiyle yerine getirilen ibadet Umre. Hz. İbrahim'in Hz. Hacer'den dünyaya gelen oğlu İsmail, Hac sırasında şeytan taşlama görevinin yerine getirildiği yer Mina, Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edilen Mekke'deki kutsal mabet Kabe. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.